Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Don't worry. We're only staying here for a little while. I don't like it here. I want to go home. I know. Evet. Şimdi amcamızın yanına gideceğiz sanırım. Salute, uncle. I did as you asked. And quickly too, ben fatto. Now, let's teach you how to fight. No. As I said, we are leaving. Ezio, you barely held your own against Vieri. You won't survive a week on the road. If you want to leave, so be it. But at least do so armed with the skills and knowledge necessary to defend yourself. If not for me, for your mother and sister. Fine. Ottimo. Evet, pratik yapmak ustalaştırır. Mario'dan nasıl dövüşeceğini öğren. Şimdi yeni yetenekler öğreneceğiz. You can swing a sword, evet, tabii ki kılıç kullanabilirsin. But offense alone will not carry a battle. You must survive long enough to strike. I will teach you how to dodge. You said my father was more than just a banker. Evet, F ile hedefimize kilitleniyoruz. Your father was an assassin, Ezio. Evet, paralı askerler bu arada babasının suikastçı olduğunu da söyledi. Paralı askerler. Bahsevarın bu askerleri senin için savaşmak üzere kiralayabilirsin. Hadi git konuş onlarla. Belli bir para ödeyerek bizim yanımızda muhafızlarla beraber savaşabiliyor bu askerler. Paralı askerler Rönesans İtalya'sında çoğunlukla hareketliydi. Bir sözleşmeden diğerine geçerlerdi. Condottieri adı verilen ve genellikle şehirler tarafından kiralanan profesyonel yüzbaşılar belli bir zaman dilimi için asker toplardı. İtalya'da hizmet veren kiralık askerlerin birçoğu İtalyan bile değildi. Almanya, İsviçre ve Macaristan gibi ülkelerden gelirlerdi. Devamlı olarak sürdürdükleri İtalya üzerinde hakimiyet kurma ve mücadelesindeki İtalya şehir devletleri İtalyan komşularına savaş açmak için kiralık askerler toplar. Birçoğu onur kavramına sahip olmayan askerler de saldırdıkları şehirlerde çoğunlukla serbestçe tecavüz eder ve yağmalarlardı. Kendilerini finanse eden devletin parası bittiğinde askerler dağılır. Çoğunlukla da kısa bir süre önce savunmak için savaştıkları şehri yıkmak üzere kiralanırlardı. Bazı kiralık askerler onurluydu, inandıkları bir amaç uğruna savaşırlardı, ancak bunların sayısı çok azdı ve olanlar da birbirlerinden uzaktı. Yine de bulunmuş oldukları yerlerde peşlerinden koşulan kişilerdi. Bayağı önemli bir yere sahip. I find this difficult to believe. What of the list you carry? Do you think it's merely a catalog of debts? It holds the names of those responsible for your father's murder. Evet, konuşması bitti. Tam her şeyi anlayalım diye şöyle korunuyorum. Space'de adamın hareketlerinden kaçabiliyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet, hızlı adım yeteneğini öğrendik. Zaten vardı da burada neye sahip olduğumuzu gösteriyoruz. Now you'll learn how to turn them to your advantage. All this talk of assassins and Templars, it reeks of fantasy. Like something from an old parchment covered in arcane writing, perhaps? How did you know? You have your father's blade. I figured you have the codex blade he was holding as well. Codex. See, a guide to the inner workings of the order, its origins, purpose, and techniques. Our creed agrees. Your father believed the codex contained a powerful secret, something that would change the world. Perhaps it's why they came for him. Assassins, Templars, codex pages. This is a lot to take in. You need to open your mind. Always remember, nothing is true. Evet. Nothing is true, everything is permitted. Şimdi bunu gösterebiliriz. Koruma modundayken şöyle değil de şu moddayken sol tıkla basılı tutuyoruz.
basa tutuyoruz demeyeyim, geç basıyoruz bir kere. Bu kadar. Şöyle bir şey yapıyor. Ya da böyle bir şey. Evet, bu da tamam. Ölümcül karşı saldırı yeteneğini öğrendik. Evet, onunla alay etmek için E tuşuna basabiliyoruz. Bayağı güzel şeyler söylüyor aslında. Aslında. Bunları çevirmemesi çok kötü oyunun. Fatti sotto. Tabii böyle alay ederken gardını düşürdüğü için. I can't be that good. Evet, alay etme yeteneğini öğrendik. Baktığınız adam böyle saldırmıyor size. Bunu yaparak adam saldırıyor. Don't think I haven't seen you picking apart my library. I trust you believe me now? Yes. My father was an assassin. But why the need for such secrecy? Are you familiar with the Templars? One of several knightly orders formed during the Crusades. History teaches they were disbanded nearly 200 years ago in France. Only they weren't. Merely pushed underground, where they continued their nefarious work. What work? The Templars seek dominion over man, and we, the assassins, are sworn to stand against them. Was Uberto one of them? Yes. And the other names on my father's list? Templars as well. That means Vieri. Just like his father, Francesco. Likely the entire Pazzi family. It would explain many things. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, basılı tutuyoruz. Space tuşunu basılı tuttuğumuzda, hani baktığınız savaş kötüye gidiyor. Tek canınız falan kaldıysa space tuşuna basılı tutarak kaçıyoruz. Böyle. Tamamdır, kaçış yeteneğini de öğrendik. Evet, Mario'yu mağlup edeceğiz. Kan çıkıyor aslında. Hani bu kadar saldırıya karşı ölmesi gerekiyordu. Ama her oyunun kötü bir yeri vardı. Well done, Nepote. You've really come into your own. Thank you, uncle, for all you have given me. Your family, such is my duty and my desire. I'm glad you had me stay. Good. You've reconsidered leaving. We sail for Spain in 3 days. But Nepote, I have given you these skills that you might be better prepared to strike against our enemies. And if they find me, I will. You want to leave Ezio? To throw away everything your father fought and died for? To deny your heritage? Fine. Come voi. Arrivederci e buona fortuna. Uncle, wait. Why is he so upset? How can he not be? Vieri's been harassing us ever since you first arrived. To be expected, I suppose, given his heritage. Evet, Mario'ya git. Küstü bize. Uncle! Where is everyone? They ride for San Gimignano to slay that snake, Vieri. Yes, Vieri de Pazzi. Vieri di Pazzi, the youngest member of the second most notorious Florentine banking family, this kid knew how to burn right through his father's money. Outside of spending sprees involving weaponry, exotic animals, and clothes, he was fiercely competitive. Vieri hosted races of all kinds, boating, horseback riding, running. All of them rigged, of course. And get this. If through some amazing stroke of luck he ever lost, he'd invite the winner's entire family over for a victory dinner and serve them a meal to die for. Vay be. Yeni giriş katlayamayan birisi. Böyleleri de zaten pek sevilmez.
1454 doğum tarihi, soylu. Videoyu da izledik, hakkında bilgiyi öğrendik. Çocukluktan beri Ezio'nun kavga ettiği bir kişi. Çok iyi geçinemiyor. Evet, şimdi Vieri'yi Vieri'nin yanına gideceğiz. Yani tabii onunla savaşmak için. Ama önce Maria'ya bir göz atmak lazım. Evet, bütün yetenekleri öğrendik. Ezio, look at her. I still can't get her to talk. She spends all day and night in front of those feathers Petruccio used to collect. She can't let them go. I don't know what to do. Don't worry. She'll come back to us. I know it. Evet, toplanan tüyleri Maria'nın odasındaki sandığa yerleştiriyoruz. Şuna. Bir sandık. Hiç tüy toplamadığımız için şu an koyamıyorum maalesef. Keşke birkaç tane toplasaydık. Yukarıda bizim odamız. Öldürdüğümüz kişi Uberto Alberti'nin falan burada resmi var. Herkesin resmi buraya yerleşecek yakında. Evet, güzel bir miktar para topladıktan sonra buradan ayrılalım. Evet, buradan dövüş yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz. Pratiğini yapabiliyoruz ama bir şey değişmiyor. Yani daha çok yetenek öğrenmiyorsunuz. Sadece mesela işte ben bunu nasıl yapıyordum falan diye unuttuysanız şeyleri deneyebiliyorsunuz. Bu arada grafiklerin üstün bir şeyi daha bu. Bunu seviyorum, bayağı seviyorum bunu. Bu şeyleri ilerledikçe böyle geliyor gördüğünüz gibi. Ve bunlar bize sağlık sağlıyor zaten. Sürekli SC'ye basıyorum, pardon. Shift'e basmamız gerekiyor. Evet, güzel silahlar da alabiliyoruz buradan. Ama şu an gerek yok. Buradan aslında bir şey alsak iyi olur. Şundan alalım mı? Hadi bir kere alalım. Nasıl, omuzluğu da alalım. Sonra en iyilerini alırız diye düşünüyorum. Çok da harcamayalım para. Evet, zaten ilacımız dolu. Şimdi yola çıkabiliriz. Evet, pirata binmek için yanındayken Space'e veya Shift tuşuna basabiliyoruz. Atını yönlendirmek için de yan tuşlarını kullanabiliyoruz. Altair ata biniyordu hatırladıysanız Assassin's Creed 1'de. Ama burada gerçekten atı daha da güzelleştirmişler diye düşünüyorum ben. Toskana'ya gidiyoruz. Evet, kırılan zırhlar ayrıca kırmızı olarak gösteriliyor. Tamir ettirebiliyoruz. Bilir misin? Evet. Bayağı büyük bir yer bu arada. Şimdi Mario şehre bir saldırı yapacak ve biz de ona yardım edeceğiz. Şehrin dışında pusu kurdular şu an, bekliyorlar bakın. Akşama kadar hazırlanacaklar, sonra saldırıya geçecekler. Ezio, what are you doing here?
taking responsibility. Vieri troubles you because of me. Vieri troubles us because he's a Templar, and we are assassins. Either way, I wish to help. Va bene. Then listen close. First, we must find a way inside the city, though it seems Vieri expects us. He has sealed the gates and sent his men to guard them. Fortunately for us, the city is larger than his host. The southern gate suffers for it, so this is where we'll strike. Pronti? Evet, ne ekersen onu biçersin. Mario ve adamlarına Fieri de Paz diye suikast düzenlemekte yardım et. Saldırın şunlara bak. Bu kadar az göründüğüne bakmayın, bayağı iyiler. Her biri en azından iki adama bedel. Alright, Ezio. Here's how it is going to work. My man and I will distract the guards. Once we have engaged them, get yourself over the wall and find a way to open the gate. Take these throwing knives. Use them to dispatch the archers. I'm ready when you are. Then let us begin. Evet, fırlatma bıçaklarını aldık. Şurada küçük şeyler. Saldırıya geçtiler onlar şimdi. Dikkatlerini dağıtacaklar. Biz de bu arada. Evet, San Gimignano. Modena şehrini Attila'ndan kurtarmak için yoğun bir sis yarattığına inanılan Aziz Cominaos'un adı verilen San Gimignano 3. yüzyılda kuruldu. Şehir Roma'ya giden hacıların yolu üzerinde bir durak noktası olması itibariyle 10. yüzyıldan bu yana büyümeyi sürdürdü. 1199 yılında halkı zenginleşen San Gimignano, Volterra psikoposlarından ayrıldı ve kendi kendini yönetir hale geldi. Şehrin kendine özgü kuleleri ceplerinde ne kadar para olduğunu göstermekte yarışan zengin halkı tarafından yapıldı. Altın çağındayken şehirde toplam 72 kule varmış, bayağı iyi. Fakat 1348 yılında veba salgını San Gimignano'yu kırıp geçirmiş. Bakım masrafları için yeterli parası olmayan şehir dağılmaya başlamış. Konsey yardım için Floransa'ya başvurmuş ve Floransa kontrolü ele geçirmiş. Floransa'ya bağlanmış sonra. Az bir süremiz kaldı, inşallah bitirebiliriz. Çok da şey yapmayacağım. Böyle bir bıçakla ölüyorlar. Çok da zor bir şey değil. Bayağı iyi atıyor. Şimdi kapıyı açacağız. Höt höt höt, yavaş. Hadi yürüyün. Well done, Ezio. We're in. Tabii ki de içerideyiz. This way, man. I want you to distract those guards and keep them from raising the alarm. Hopefully it will buy me enough time to find and silence Vieri. Va bene. Wait, nipote. Take a few of my men with you, just to be safe. Come join me once they're dealt with. What's Vieri up to now? No one knows, but something has him on edge. How else to explain all the patrols? A signal again and you should follow. Not on my watch! Look.
Evet, Santa Maria Assunta'ya git. Şuradan bir şey de yırtalım da. Süremiz doldu ama devam edelim. Bu görevi bitirelim. Goods will be done. Ezio, your uncle's under attack and needs help. Go to him. Evet, Palazzo Comunale. San Gimignano'nun belediye binası olan Palazzo Comunale belediye yöneticilerinin oturması için 1288'de inşa edildi. Kuleler şehri tanımına yaraşacak şekilde belediye konseyinin yeni evlerindeki ilk icraatlarından biri binanın tepesine Torre Grossa'yı inşa ettirmek oldu. Podesta 1337 yılında Palazzo Comunale'de kalmaya başladı. I want you to go on ahead and root out that snake. See that justice is served. Evet, Vieri de Pazzi'yi bul. Bunlar adamlarla uğraşırken biz de Vieri'yi bulacağız. Bu arada alabildiğim kadar da şeyi almayı. It's settled. Vieri, you will remain here to coordinate the mercenary. Francesco will organize our forces in the city and send word when it's time to strike. Jacopo, your job is to calm the citizens once the deed is done. What of that ubriacone Mario? He continues to harass my forces, and I fear he'll discover what we intend. He's always been trouble, just like that bastardo brother of his. Then let me reunite them, father. There will be plenty of time to clean up the refuti when we've finished. Now, is there anything else? Muy bien. May the Father of Understanding guide you. May the Father of Understanding guide you. Comandante! Comandante! What? Mario Auditore has invaded the city. He comes for you. Then let's not keep him waiting. Ona gerek yok, ben tek yeterim. Evet, bir yeri de faz diye öldür. Ah!
Evet. Küçük bir suikastik işi var zaten. What are you and your allies planning? Is this what my father discovered? Is this why he was killed? I'm sorry. Were you hoping for a confession? Pezzo di merda! Vorrei solo che avessi sofferto di più! Hai avuto la fine che meritavi! Spero che pro... Enough, Ezio! Show some respect. Respect? After all that's happened, do you think he would have shown either of us such kindness? You are not Fieri. Do not become him. Che la morte ti dia le pace che cercavi. Requiesca in pace. Biz daha güzel söylüyoruz. Take this. Read it when you have the time. Our work here is finished. Let us return to the villa. Evet, bu diziyi de bitirdik. Kolay kolay bitiyor diziler. Bıçak kemeri alındı. Fırlatma bıçağı yani. Kodeks sayfası aldık. Her öldürdüğümüz adamdan bir kodeks sayfası alıyoruz zaten. Francisco de Paz diye gönderilen mektup ve bıçak fırlatma yeteneğini öğrendik. Evet, şu an aranan olduk. Muhafızlar alarmda. Evet, bu arada şuradan bir saniye. Abi bir saniye. Resim belirsini görmek için yakınlaştırıyoruz. Evet, yeni bir bıçak deseni bu arada. İkinci bıçak mı geliyor diyeceğim. Diğer partta görüşeceğiz arkadaşlar. Bu video fazlasıyla uzadı bence. 28 dakika olmuş. Diğer partta görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.